Bu dersimizde Photoshop programında layer penceresi ve görevlerini anlatacağız. Photoshop'un işlerimizi kolaylaştıran en pratik araçlarından birisi de katman yani layer kavramıdır. Layers menüsü içinde çalışmalarımıza ait katmanlar bulunur. Bu durumu üzerinde çizimler bulunan şeffaf kağıtların üst üste konulması olarak düşünebiliriz. Konuyu daha iyi anlamak için resmi incelediğimizde gökkuşağını oluşturan renkleri görüyoruz. Bu örnek için 8 adet layer kullandık. Bunların 7'si çizgiler için, diğeri de gri renkteki arka plan için. Bu çalışmayı kaydetmek istediğimizde layer'lar kaybolur ve normal bir resim haline dönüşürler. Bu yüzden çalışmalarımıza daha sonra devam edebilmek için onları bir de özgün Photoshop formatında yani PSD olarak kaydetmemiz gerekir. Bu çalışmayı tek bir katmanda da yapabilirdik. Ancak daha sonra değişiklik yapmamız oldukça zor olurdu. Örneğin bu resimde renklerden herhangi birini kaldırmak isteseydik, silme araçlarından birini kullanmamız gerekirdi. Oysa şimdi kapatmak istediğimiz rengin bulunduğu layer'ı kapatmamız yeterli olur. Ya da arka plan düz bir renk yerine karışık bir resim olsaydı onu kaldırmamız oldukça zor olurdu. Ama layer menüsü aracılığı ile arka planın bulunduğu layer'ı istediğimiz şekilde kolaylıkla değiştirebiliriz. Layer menüsü eğer ayarlar değiştirilmediyse Photoshop'un sağ alt tarafında bulunur. Fakat sizin ekranınızda görünmüyorsa menü çubuğundan Windows Layers yolunu izleyerek ya da F7 kısa yol tuşunu kullanarak layer penceresini görüntüleyebiliriz. Şimdi layer menüsündeki öğeleri tanımaya çalışalım. Bu alan eğer layer içinde bir alanı seçmişsek o bölgeye yoksa bütün layer alanına çeşitli efektler uygular. Buradaki göz simgesine tıklayınca katman görünmez olur. Aynı bölgeye tekrar tıklayınca layer resimde yeniden görünür. Buraya tıklayınca layer ya da seçili alana gölge, parlama, kabarıklık gibi efektler uygulayabileceğimiz menü açılır. Layer Mask eklemek için bu alana tıklarız. Siyah beyaz, renk dolgusu, parlaklık ya da kontrast değerleri tanımlayarak katmanlar oluşturmak için bir menü açar. Katmanlar içinde yeni bir grup oluşturmak için kullanılır. Yeni ve boş bir katman oluşturmak için kullanılır. Seçili katmanları siler. Layer'ların listelendiği alandır. Seçim rengiyle vurgulanmış olan layer, o anda aktif olan ve üzerinde işlem yapılan layer'dır. Kontrol tuşuna basılı tutarak layer'lara tıklarsak, birden çok katmanı seçmiş oluruz. Layer ya da seçili bölümün dolgu değerlerini ayarlamak için kullanılır. En düşük değer 0 olunca transparan durumuna getirir, ancak uygulanmış efektler şeffaflaşmaz. Layer ya da seçili bölümün şeffaflık değerini ayarlamak için kullanılır. Eğer uygulanmış efektler varsa onlar da şeffaflaşır. Bundan sonraki öğeler, layer'ı kilitlemek için kullanacağımız ayarları içerir. Şimdi bunları da kısaca tanımaya çalışalım. Katmanın tamamını kilitler. Böylece layer üzerinde işlem yapılamaz, silinemez veya boyutları değiştirilemez. Layer'ın pozisyonunu kilitler. Resim piksellerini kilitler. Transparan pikselleri kilitler. Layer penceresinde bulunan bu özellikleri kullanarak Photoshop çalışmalarınızı daha kolay hale getirebilirsiniz. Özlem temelli.